Sayın Başkan, gerçek demokrasi organlarından olan yargının kurucu unsuru bulunan diz çöktüremediğiniz barolar kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. Demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet diyerek iktidara gelen partiniz kutsal değerleri istismar ederek hazineyi boşalttınız. Yolsuzluk ve yoksulluk batağını ülkeyi sürüklediniz. Halka ve yargıya hesap vermemek için de devletin önümle kurumlarıyla oynamaya başladınız. 2010 yılında demokrasi ve hukukun üstünlüğünü sağlamak adına yaptığınız anayasal değişiklikten sonra FETÖ'nün yargıyı nasıl ele geçirdiğini çabuk unutmuşa benziyorsunuz. Anayasal değişiklikle FETÖ terör örgütünü yargıya yerleştirdiniz. Yargı yoluyla ülkede vatansever askerleri Türk ordusundan tasfiye ettiniz. Bu yetmedi, devletin gizli kasasını, sırlarını dış güçlere verdiniz. Sayenizde 800'e yakın gizli görevlerde çalışan vatan evlatlarının ölümüne sebep oldunuz. Bu dönemde ne kadar aydın, yurtsever insan varsa içeri attınız. Toplumu nefes almaz hale getirdiniz. Aynı hatayı FETÖ projesi olan bu yasayı çıkararak yeniden yapıyorsunuz. Çoklu baro sistemini getiriyorsunuz. Üniter bir devlet yapısında bu sistemin ne kadar yanlış olduğunu çok geçmeden yaşayarak anlayacaksınız. Ama bedelini halk ödeyecek, hukuk ödeyecek, adalet ödeyecek. Ülkenin beka sorunuyla oynuyorsunuz. Birden fazla baro ülkede etnik kökene dayalı, mezheplere dayalı ve hatta tarikatlara bağlı barolar olacak. İllegal örgütlerin legal baroları kurulacak. Fethullahçılardan öğrendiğiniz metodun aynısını uyguluyorsunuz. Zehri insanlara altın kadehte sunuyorsunuz. Unutmayın, barolar kimsesizlerin kimsesi, güçsüzlerin sığınağıdır. Siyasal iktidar bu barolara karşı olmasının nedeni baroların hukuk devleti, insan hakları ve demokrasiyi savunmaları nedeniyledir. Siyasal iktidar otoriter bir düzene doğru dolu düzgün giderken baroları önünde bir engel olarak görmektedir. Barolar kadın cinayetleriyle, çocuk istismarcılarıyla, her türlü türden ayrımcılık ile, çevre katliamlarına karşı mücadeleleriyle hem yargısal hem de aktivistler olarak siyasi iktidarın tepkisini çekmektedir. Son zamanlarda yargı yürütmenin baskısı ile çevre davalarında baronun müdahil olmasına sıcak bakmamakta rahatsız olmaktadır. Hepimizin bildiği gibi yargı faaliyetinde iki taraf ve bir de karar veren makam olan üçüncü unsur vardır. Yargılama faaliyeti sav, savunma ve hüküm olmak üzere üç ana unsurdan oluşur. Yargılama diyalektik tez ve antitezin karıştığı sonunda sentezle sonuçlanır. Sentez hükümdür. Her zaman bir iddia ve karar olacaktır. Kararın hüküm haline gelebilmesi savunma ile mümkündür. Bu sebeple savunma yargının olmazsa olmaz koşulu ve asli unsurudur. Savunmanın örgütü de barolardır. Barolar bir sivil toplum ya da herhangi bir meslek örgütü değildir. Onun meslek örgütü olma özelliği ikincildir. Asıl olan yargının bir kurum olmasıdır. Barolar bu özellikleri sebebiyle dernek olamazlar. Oysa getirilen yasa teklifindeki çoklu baro anlayışı baroları dernekleştirmekte ve yargısal görevini yapmalarını önleyerek bölmekte ve parçalamakta etkisizleştirmek amaçlanmaktadır. Baroları ve avukatlık mesleğini düzenleyen 1136 sayılı avukatlık kanunun 76, 95'e 21 ve 110'a 17. maddeleri baroları ve Türkiye Barolar Birliği'ni hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak bu kavramlara işlevlilik kazandırmakla yükümlü ve görevli kılmıştır. Yasa teklifiyle baroların yargıda savunmanın örgüt olan özellikleri yok edilmekte, kanunla verilen bu görevleri yapması engellenmektedir. Çoklu baro ile barolar rekabete teşvik edilerek adalet yargı hizmetleri baltalanmaktadır. Barolar ticaretleştirerek kamu kurumu nitelikleri ortadan kalkacak, baro rekabeti nedeniyle mesleki dayanışmaya darbe vurulacaktır. Yüzlerce yıllık birikiminden oluşan meslek etik ve ahlaki ve disiplin darbe alacak, mesleki yozlaşma artacaktır. Adli yardım ve cumhurdaki müdafilik görevinde kaos yaşanacak, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde eşitsizlik ve ayrımcılık yaşanacaktır.
belki siyasal iktidara yakın barolar avukatların ücretli ödenecek, diğerleri ödenmeyecek. Bu şekilde baroların da bağımsızlığı ortadan kaldırılmış olacaktır. Çoklu baro sistemi dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur. Madrid, Roma, Paris, Stockholm, Atina, Sofya, Berlin ve diğerleri gibi. Bu Avrupa kentlerinin hiçbirinde birden fazla baro yoktur. Başta hukuk kurumları vardır bizdeki gibi. Türk Hukuk Kurumu gibi, Çağdaş Hukuk Kurumu gibi, hukuk araştırma dernekleri gibi. Resmi işlemi yapan sadece barodur ve tektir. Bunun demokrasi ve çok sosyalikle de bir ilişkisi bulunmamaktadır. Ankara, İstanbul ve İzmir ve yakın gelecekte Antalya, Bursa, Mersin, Adana barolarını eskileştirmek için getirilmiş ama sonuçta yargıya ve hukuk devletine de darbe vuracak bir yasa teklifidir. Hazırladığınız bu taslak anayasanın ikinci maddesine açıkça aykırıdır. Sırf büyük mevcutlu baroları eskileştirmeyi hedef alan 5000 avukata bir delege formülü şöyle bir tablo ortaya çıkarmaktadır. Ardahan Barosu'nda 10 avukata bir delege temsil ederken İstanbul Barosu'nda 3542 avukata bir delege temsil edecektir. Bunun anlamı şudur. İstanbul Barosu üyesi bir avukatın demokrasi iradesinin sonuca etkisi diğerinden 354 kat daha düşük olacaktır. Oysa ki anayasanın ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Şimdi size soruyorum. Demokrasi bu anlayışın neresindedir? Eşitlik neresindedir? Temsilde adalet neresindedir? Amacın ne olduğu son derece açıktır. Hukuk devletini ve hukukun üstünlüğünü savunan büyük kentlerde kayıtlı avukat sayısı fazla olan barolar etkisizleştirmek, ortadan kaldırılmak amaçlanmaktadır. Şu pandemi döneminde alelacele bu yasayı o çokluğuna dayanarak meclisten getirdiniz. Memleketin hangi sorunu çözmüş oluyorsunuz? İşsizlik gençler arasında %25'lerde. Neredeyse ülkede borçsuz insan yok. Yani her boyayı boyadığınızda bir fıstığı yeşil mi kaldı? Unutmayın, kılıçla bir yere alırsınız ama üstüne oturamazsınız. Oy çokluğuyla bir yasayı çıkarırsınız. Eğer o yasa hukuka uygun değilse ülkeye büyük acılar yaşatırsınız. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çok güzel. Mehmet Bey çok konuşuyor orada. Konuşmacıyı tam duyamadık. Başka Mehmet Bey bir uyar bak çok orada. Mehmet Bey orada konuşunca buraya çok gürültü.